Selamlar efendim, hoş geldiniz. Yeni hafta ile beraber buluştuk. Biraz sesim kötü, sesim kısıldı biraz. Dolayısıyla böyle bir sesten bugün dinleyeceksiniz. Belki yarın da ama toparlarız. Şimdi şöyle 2021'i bir toparlayacağız. 2021 nasıl geçti? 2022'ye nasıl giriyoruz? Bununla ilgili sizinle şöyle bir geniş bir video hazırlamayı planlıyoruz. Ama ön plana çıkan başlıklardan bir tanesi, onu sonra işte yılın son günlerindeyiz. Önümüzdeki günlerde size paylaşabiliyor olacağız. Ama ön plana çıkan en önemli hadiselerden bir tanesi de orman yangınları. Dünyanın birçok yerinde kasırgalar, tayfunlar, seller, kum fırtınaları, hava kirliliği, yangınlar falan bir dolu şey yaşandı. 2021 maalesef performansı bayağı yüksek bir yıl oldu. Ama ön planda olan orman yangınlarıydı ve yapılan yeni araştırmalar şunu gösteriyor maalesef. Bundan da dediğim gibi önümüzdeki günlerde geniş bir video hazırlamaya çalışacağız size. Orman yangınları da bunun içerisinde yer alacak ama oradan ben bir başlık çıkartayım istedim şu buluşmamızda. Orman yangınları özellikle Amerika'nın batısında bazı bölgelerde artık sezon değil, tüm yıl sürekli orman yangını sezonu olarak kabul ediliyor. Yani artık orman yangını sezonu demek de belki de yanlış oluyor. Orman yangını riskli alan. Bu neyi işaret ediyor biliyor musunuz? Hani bahsediyoruz ya bir süredir şu sıcaklığın bir miktar yükselmesinin üzerinden artık dünyada bazı ölü zonlar meydana gelecek, ölü alanlar meydana gelecek ve orada hiç yaşanılamayacak alanlar olacak oralar diye. Hani biz hani Mars'ta nasıl bir insanın yaşayabileceği koşulları oluşturabiliriz diye araştırıyoruz ya. Belki dünya üzerinde insanın yaşayacağı alanları oluşturmak için bir takım mekanik, yapay şeyler üretmek zorunda kalacağız. İşte bunlar ona işaret ediyor. Yani bir bölgenin orman yangını sezonu 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay yaşaması yerine artık sürekli orman yangını riskli alan olacak orası. Bu da 12 ay boyunca yangın çıkabilecek ve 12 ay boyunca da belki kontrol altında alınamayacak anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla risk maalesef biz iklimi değiştirdikçe daha da büyüyor ve sürekli hale gelmeye başlıyor. Artık sürekli hale geldiğinde artık biz ona risk demiyoruz. Sürekli bir kriz diyoruz maalesef. Bu bir dünya ile alakalı başlığımızdı, bahsetmiş olduk ve hemen ikinci başlığımıza geçiyoruz. Neden bahsedeceğiz? Ocak ayı, aralığı bitirdik artık. Aralığın sonundan bir Ocak ayına bakış atacağız. Bakalım orada ne görünüyor? Minik 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 her baktığımızda bir değişim görüyoruz modellerde. Tabii o da yavaş yavaş yaklaştıkça daha netleştirerek bize görüntüleri vermeye başlıyor. Bu arada yağışlar vardı geçen Aralık ayında biliyorsunuz ve biz kuraklıktan bahsediyorduk. Orta ve doğu bölgelerde özellikle. Birkaç arkadaş da gördüm böyle hani kuraklık vardı falan diye. Arkadaşlar Anadolu şu anda alması gereken karın çok çok altında bir kar almış durumda. Onda birini ya gördü ya görmedi. Aralık ayında çok ciddi kar yağışları alması gereken yerler haberleri takip ediyorsunuz. Doğu Anadolu'da birçok noktada işte 7 santim ve 8 santime kar kalınlığı ulaştı diye 7-8 santim şu kadarlık kardan bahsediyoruz. Batıda şehir içlerinde görülen karlar bunlar. Dolayısıyla Doğu Anadolu için çok daha güçlü olması gerekiyordu. Geçiyoruz. Ocak ayında ne olacak? Bakacağız. Sonra ne var? Kar haritalarımız var. Kar haritalarımız var da içinde kar var mı? Bir onu göreceğiz. Sonrasında neden bahsedeceğiz? Tabii önümüzdeki birkaç güne simülasyonlarımıza bir göz atacağız. Arkasından da meraklısına böyle ağır ağır durdura durdura çok rahat görebilmeniz için simülasyonlarımızı videomuzun sonuna yerleştiriyoruz. Yağışa, sıcaklığa, kar durumuna göz atabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Hadi başlayalım. Efendim dünyadaki orman yangınlarından bahsettik. Sürekli orman yangını artık riski olan bölgeler olacak. Yani ölü alanlar gibi, ölü bölgeler gibi yangın alanları olacak dünya üzerinde ki bunlar Amerika'nın batısında bölge bölge oluşmaya artık bu bölge 12 ay riskli alandır
şeklinde ilan edilmeye başlandı. Bundan geniş geniş bahsettik. Şimdi geçelim bakalım efendim. Ocak ayında 2022'nin Ocak ayında ne görünüyor? Sıcaklığa baktığımızda maalesef sıcaklık bir miktar yükselmiş görünüyor. Yani 2 ay önce Kasım ayında bahsederken Ocak ayı için sıcaklığın normallerde göründüğünden bahsediyorduk. Tarihi yaklaştıkça yenilenen modeller bize 1 ila 1,5 derece normalin üzerinde sıcaklığın olacağını, orta ve doğu bölgeler normalin 1,5 derece, batı yarım 1 derece kadar üzerinde kalacak diyor. Şimdi hep bahsediyoruz, Doğu Anadolu normalin 1 derece üzerinde sürekli olarak geçiyorsa sıkıntı yok. Zaten sıcaklık normallerin, daha doğrusu normali kar seviyesinin altında. Ama bu tabii ki sürekli olarak olmuyor. O bir ortalama, dalgalı bir şekilde gidiyor. O dalganın da iyi yönüne, batı bölgeler için ortalamanın her ne kadar üzerinde kalsa da bir dalga yakaladığımızda düşüş kısmında biz kar görebiliyoruz. O kar yağışından görebilecek miyiz? Ocak ayı için uzun vadeli modellerde bir görüntü vardı. Ocak ayında da bir kar görebilme ihtimalimiz aynen Aralık ayında olduğu gibi. Aralık ayında gördük. İstediğimiz kadar oldu, olmadı ama uzun vadeden baktığımızda model bizde oradaki bir kar görüntüsünü verdi ve gerçekleşti. Şimdi Ocak ayı için de veriyor. Gerçekleşecek mi? Gerçekleştirirse istediğimiz miktarda depolayabileceğimiz, bahar için saklayabileceğimiz bir karı dağlarımızda görebilecek miyiz? Takip ediyoruz. Ama şu anda ortalamanın üzerinde bir sıcaklık var. Tüm yurt için batı yarım 1 derece, doğu 1-1,5 derece üzerinde görünüyor. Yağış bakımından nasılız? O da geldi. Yurt geneli için normaller ve üzerinde yağış görünüyor Ocak ayı için. Yani yağışta problem yok görüntüsü var. Ama bizim için bunun yağmur mu kar mı olması önemli. Çünkü yağış yağmur şeklinde geldiğinde toprak alabildiğini alıyor, gerisi akışa geçiyor. Ama kar depoluyor, saklıyor, ihtiyacımız olan zamanda açığa çıkartıyor. Dolayısıyla doğal bir baraj olan dağlarımız bu tutma işlemini, suyu orada depolama işlemini kar görürsek eğer yapabilecek. Takipteyiz. Şimdi geçelim nereye? Kar haritalarımıza. Kar haritalarımız Türkiye'de başlıyoruz. Yurt genelinde durumumuz da kısıl. Bakın ilerliyoruz ve önümüzdeki 2,5 günlük dönemde Batı Akdeniz'de dağlar dışında bir yerde görünen bir kar maalesef pek fazla yok önümüzdeki 3 günlük dönemde. Döndük baktık şöyle İstanbul'a hızlı bir şekilde maalesef önümüzdeki 2-3 günlük dönemde görünen bir kar yok. Simülasyonlarımıza geçtik efendim, bakıyoruz. Avrupa'nın batısından sokulan bir alçak basınç var. Bize doğru gelebilecek mi? Şu anda uzanamıyor. Doğu bölgelerdeki yüksek basınç hala yerini koruyor. Batı bölgelerde biraz bulutlar artıyor. Arada yağışlar geliyor gidiyor. Ama doğu için maalesef o yüksek basınç yağışın gelişine engel oluyor. Bakın bir uyarımız olacak. Yağış simülasyonumuza geçelim ve orada görelim. Bakın Avrupa'da dağılmış bir şekilde yağışlar var. Atlantik üzerindeki o alçak basınç Avrupa'ya batıdan sürekli yağışlar getiriyor. Hatta kuvvetli yağışlar. Bakın 29 Aralık'ta Alpler üzerindeki yağışı görüyor musunuz? Güçlü yağışın. İşte bu alan bayağı etkilenecek. Şimdi bize geldik. Bakın Trakya'ya ara ara kuvvetli sağanaklar geliyor. Önümüzdeki 2 günlük dönemde, 2-2,5 günlük dönemde yaklaşık 90 kilogram yağış düşecek. Ortalama her güne 40 kilogram, 35 kilogram gibi. Dolayısıyla kuvvetli bir yağış. Dikkat, hemen arkasından yılın son 2 gününde bu sefer Batı Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar olacak. Özellikle Körfez içerisinde ama kara da etkilenecek. Dolayısıyla denize açılacaklar var ise ya da tekneleri, gemileri dışarıda olanlar. Dolayısıyla buradan yıldırımlarla, şimşeklerle, kuvvetli sağanaklarla etkilenecektir. Bunu da altını çizelim. Yılın son 2 gününde Batı Akdeniz'de, Körfez içerisinde özellikle, yarın ve öbür gün, önümüzdeki 2 gün Trakya'da, Edirne dolaylarında ve Çanakkale çevrelerinde olacak. Bu aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına karşı dikkat. Sıcaklığa da geldik efendim. Sıcaklık Sibirya tarafında sistem ve aşağıya çok fazla inemiyor şu anda. Önümüzdeki 60 saatlik dönem içerisinde de sıcaklıklar 850 mil vardı. Yani 1500 metre seviyesinde sıfırlara gerilediği alanlar İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu. Dolayısıyla yağışlar çok fazla yok.
ama soğuk var. Bu anlama geliyor maalesef. Bu da en istemediğimiz durum. Efendim durumumuz böyle. Biraz hızlı bir bültenimiz oldu. Böyle bir sesten de dinlediğiniz için şimdiden çok özür dilerim ama toparlayacağız hızlı bir şekilde. Biraz sesim kısık. Bahsettiğim girişte. Efendim böyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnteraktif beraber soru cevap şeklinde ilerleyeceğimiz kısmımızı açmaya başlıyoruz. Bu hafta içerisinde bir deneme ile başlayacağız. Önümüzdeki hafta artık düzenli bir şekilde haftada bir ya da iki gün beraber olacağız. Karşılıklı siz soracaksınız. Biz de dilimiz döndüğünce cevap vereceğiz. Şimdiden sorularınızı not alabilirsiniz. Bu arada yalnızca hani şurada hava nasıl, burada hava nasıl diye olmasın. Beraber konuşalım, iklimi de konuşalım. Duyarlılığımızı artıralım. Çevremize de bunu duyurmaya çalışalım. Çünkü dünyayı maalesef iyi bir yerlere götürmüyoruz. Her ülkenin, hele şu pandemi döneminde her ülkenin bambaşka gündemleri var. Bambaşka gündemleri, ortak gündemleri ve başka kendi içerisinde gündemleri var. Ama dünyanın bir numaralı en önemli gündemi hastalıklarıyla, salgınlarıyla, can kayıplarıyla, maddi kayıplarla, hortumlarla, tayfunlarla, her şeyle bir numaralı gündemi aslında iklim değişikliği. Biz hastalıkları konuşuyoruz ama hastalıkların temelinde hava kirliliği yatıyor. Hangi hastalıklar biliyor musunuz? Bakın, dünyada en büyük kayba, can kaybına neden olan kardiyovasküler hastalıklar, kalp hastalıkları. Direkt birebir hava kirliliğiyle bağlantı kurulmuş durumda. Kanser, inme, diyabet, metabolik hastalıklar, bir dolu rahatsızlık, genetik hastalıklar. Dolayısıyla biz kayıtlarımızda şey olarak görmüyoruz hastalıkları. İklim değişikliğine bağlı olarak hava kirliliğinden dolayı olmuştur diye yazmadığımız için farklı bir sebeple görüp gelip geçiyoruz. Aslında dünyanın bir numaralı gündemi sürdürülebilir yaşantının önünde en büyük engel olan iklim değişikliği, küresel ısınma. Biraz konuşalım bunu ve etrafımıza da duyuralım beraberce. Tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye tekrar hatırlatıyoruz. Hemen geçiyoruz, bakıyoruz simülasyonlarımıza ve önümüzdeki birkaç güne hoşça kalın.